Bursa Spor Kulübü'nün olağan idari ve mali genel kurulunda ilk oturum yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelendi. Uludağ Üniversitesi Fethiye Kültür Merkezi'ndeki toplantıya sadece bir kongre üyesi katıldı. Mali Genel Kurul'un ikinci oturumu 11 Şubat Perşembe günü çoğunluk aranmaksızın yine Fethiye Kültür Merkezi'nde saat 18.30'da yapılacak. Bursa Spor Kongre üyesi Halit Acar'la birlikteyiz. Şu an itibariyle Mali Genel Kurul'a gelen tek üye aynı zamanda 10 dakika var yaklaşık. Genel kurulunun yapılması 18.30 itibarıydı. Şu an saatlerimiz 18.20'yi gösteriyor. Merhaba efendim. Merhaba. Siz kongreye geldiniz. Tek evet. Şanslı diyebilir misiniz? Valla biz görevimizi yapmaya geldik. Hava şartlarından herhalde vatandaş arkadaşlar gelememiştir veya maç vardı. Maçla ilgili olabilir. Zaten bu gelenek olmuştur yani kongrenin ilk kongrelerde pek çoğunluk sağlanmaz. İkinci kongreye ağırlık verdiği için arkadaşlar gelmemiş olabilir. Bu hava şartlarına rağmen geldiniz. Kar yağışı var dışarıda. Evet. Ona rağmen geldiniz. Uzak mı geldiniz yer? Yok, şehir merkezinden, Yıldırım'dan geliyorum. Her kongreye böyle gelir misiniz yoksa? Ben her kongrenin daimi üyesiyim. Her kongrede gelirim. Görevimi yapar giderim. Şimdi artık önümüzdeki hafta ertelendi Mahalle Genel, evet, Kurul. Bir şeyler söylemek ister misiniz Mahalle Genel Kurulu ile ilgili? Hani bugün gelseydiniz bir söz alıp konuşacak mıydınız kongrede? Yani bugün çoğunluk sağlanmaz zaten, belliydi. Bu haftaya sağlanabilir. Şimdi haftaya bir de bir tüzük değişikliği konusu var, onun için biraz önemli bu. Evet. Tüzük değişikliği için yani arkadaşların gelmesi lazım. Gelen üyelerin 3'te 2'si çoğunluğu sağlanması lazım ki tüzük değişebilsin. 3'te 2'si çoğunluk sağlanmazsa tüzük değişmez. Önümüzdeki hafta zorunlu olarak toplanacak zaten. Zorunlu olarak toplanması gerekiyor ki tüzük değişikliği yapılabilsin.